Herkese merhabalar Tonguç Akademi'de birlikteyiz. Birinci dönemin full tekrarını yapacağız. Biyoloji dersinde çok istediniz, yorumlara yazdınız. Hocam birinci dönemi tekrar bir anlatsanız dediniz. Sizleri kırmadık, full özetlerle geldik. Yani birinci dönem olan tüm konuları tekrar etmiş olacağız. İlk olarak başlayalım tabii ki. Biyoloji ve canlıların ortak özelliklerini görmüştük. Biyoloji biliminden bahsetmiştik. Biyoloji canlıları ve bunların özelliklerini, yapı ve işlevlerini, canlı ve cansızlarla etkileşimlerini inceleyen bilim dalı. Aslında biyo yaşam demek, logos da bilim demek. İkisi bir araya geldiği zaman biyoloji yani yaşam bilimi, canlı bilimi anlamına geliyor. Canlıları inceleyen bilim dalı dan bahsediyoruz. Dünya üzerinde de milyarlarca canlı türü olduğu için tabii ki biyologların yani biyolojiyle ilgili çalışma yapan insanların işi zor. Biyoloji de bununla ilgili bazı alt bilim dallarına ayrılıyor. Biyoloji ile ilgili çalışmalar yapan bilim insanlarına ne ismini veriyormuşuz gençler? Biyolog ismini veriyormuşuz. Biyologlar çalışmalarını canlılar üzerinde yapacaklar. Varlıkları canlı olarak nitelendirebilmek için hangi özelliklerin sahip olması e, hangi özelliklerin bulunması gerektiğini söyleyecekler. Baktığımız zaman hareket etmek, uyarılara tepki vermek, solunum yapmak, boşaltım yapmak, hücresel yapı bulundurmak, beslenmek, metabolizmaya sahip olmak, uyum, organizasyon bunlar canlıların tamamında birden ortak olarak görülen özelliklerdi. Şimdi şöyle toplu bir şekilde verecek olursak canlıların ortak özelliklerini tüm canlılar bir kere hücresel yapıya sahipti. Yani bazı canlılar tek hücreli, bazı canlılar çok hücreliydi ama hücresel yapı tüm canlılarda ortak olarak görülüyordu. Hücresel yapı bakımından canlıları ikiye ayırmıştık. Bir prokaryot hücre yapısına sahip olan, bir de ökaryot hücre yapısına sahip olan canlılarımız vardı. Prokaryotlar zarlı organelleri yoktu. DNA'ları, sitoplazmalarında serbest halde bulunuyordu. Protein sentezinin gerçekleştiği ribozom organeli vardı, başka hiçbir organel yoktu. Ökaryotlarda ise DNA'nın etrafı bir zarla çevriliydi, yani ökaryotlar çekirdekli hücrelerdi. Gayet endoplazmik retikulum, golgi, mitokondri, koful gibi zarlı organelleri de vardı. Prokaryotlar bakteri ve arkeler alemine ait canlılardır. Protistler, bitkiler, mantarlar, hayvanlar da ökaryot canlılardır. Unutma, bazı canlılar tek hücreli, amip, öglena, paramesyum gibi. Bazı canlılar ise çok hücreli olacak. Mesela bitkiler alemindeki canlılar, mesela hayvanlar alemindeki canlılar çok hücreli canlılardır canlıları beslenme bakımından da ikiye ayırabiliyoruz bazı canlılar kendi besinlerini kendileri üretecek yani biz onlara ototrof canlılar diyeceğiz bazı canlılar ise besinlerini doğadan hazır olarak alacak biz de onlara heterotrof canlılar ismini vereceğiz çok nadiren hem ototrof hem de heterotrof beslenme özelliğine sahip canlılarımız da olacak ototrof canlılara bitkileri örnek verebiliriz onlar üretir canlılardır. Heterotrof canlılara da hayvanlar alemindeki, mantarlar alemindeki canlıları örnek olarak verebiliriz. Dediğim gibi istisnai olarak hem ototrof hem heterotrof beslenme özelliğine sahip öglena ve böcekçil bitkilerimiz var. Solunumlarına baktığımız zaman da canlıları solunum bakımından üçe ayırıyorduk. Oksijenli solunum yapan canlılar vardı. Oksijensiz solunum yapan canlılar vardı. Bir de fermantasyon dediğimiz solunum çeşidini gerçekleştiren canlılarımız vardı ama canlılar sonuçta illaki bir solunumu yapacak. Boşaltım yapmak da canlıların ortak özelliğiydi. Tek hücreli bir canlının hücre içerisinde bulunan karbondioksit gazını dışarıya atması da solunumdur. Benim o mesanemle idrar kesemle böbreklerimle idrarı dışarıya atmam da boşaltımdır. Tek hücreli canlılar da çok hücreli canlılarda mutlaka boşaltım yapacak ama bununla ilgili hücresel yapılar birbirinden farklı olabilir. Gelelim harekete. Tüm canlılar hareket edecek. Bazı canlılar aktif olarak yer değiştirebilecek. Mesela biz hayvanlar alemindeki canlılar aktif olarak yer değiştirebiliyoruz. Ama bitkiler de mutlaka hareket edecekler. Bizim gibi aktif değil ama pasif hareket edecekler. Ağaç çiçeği bitkisinin güneşe doğru dönmesi mesela bir harekettir. Şuraya suya olduğunu hayal edecek olursak bitki köklerinin şöyle su bulunan ortama doğru hareket etmesi oraya doğru büyümesi yine bizim için harekete örnek olacak Yine canlılarda ortak özelliklerden bir tanesi uyarılara tepki vermektir. Hangi canlıya uyartı verirsen mutlaka o da buna karşı bir tepki verir. Bazen uyarılara tepki hareket şeklinde olabilir. Mesela işte biri sana geldi vurdu sen de kaçtın. Onun verdiği uyartıya tepki vermiş oldun. Ama sadece böyle aktif hareketli falan düşünme. Hava çok sıcak üstümü çıkartıyorum terliyorum bu tepkidir. Hava çok soğuk montumu giydim üşüyorum titriyorum bu da uy yarana karşı verdiğim bir tepkidir. Diğer bir ortak özelliğimiz ise metabolizma dediğimiz olaydı. Metabolizmayı da kendi içerisinde ikiye ayırmıştık. Birincisi anabolik tepkimeler vardı. Bir de katabolizma dediğimiz katabolik tepkimeler söz konusuydu. Anabolizma yapım küçük küçük şeyler bir araya gelip de büyük bir şeye dönüşürse biz buna anabolizma ismini veriyorduk. Eğer büyük bir şeyi küçük parçalara ayırdıysan katabolizma ismini veriyorduk. Anneler yapıcıdır, kaynanalar yıkıcıdır. Oradan aklında kalabilir. Anneler yapar, kaynanalar yıkar gibi katabolizma yıkım aklında kalsın bir şekilde. Homeostasi kararlı iç denge demek. Her şeyi homeostasimi korumak için gerçekleştiriyorum. Yani kararlı iç dengemi korumak istiyorum. Boşaltım yapmam, solunum yapmam, enerji üretmem hepsi kararlı iç dengeyi korumak için. Zaten bu dengede bir bozulma meydana gelirse kişide hastalıklar oluşmaya başlıyor. Uyum diğer bir ismiyle neyden bahsediyoruz? Adap adaptasyondan bahsediyoruz. Canlılar bulundukları ortama mutlaka adapte olacaktır gençler. Zaten adapte olamadıkları ortamda yaşayamazlar. Mesela kutuplardaki ayılara bakıyorsun onların beyaz kürkünün olduğunu görüyorsun. Kutuplar beyaz alan olduğu için orada buzlar ve karlar olduğu için avı onu görmesin, avcısı onu görmesin bunlar beyaz kürklü. Ama ekvator bölgesine geldiğin zaman toprak alanlar, ağaçlık alanlar burada bulunduğunda bulunan ayıların ise kahverengi kürklü olduğunu görüyoruz. Yine üreme de canlıların ortak özelliklerinden bir tanesidir. Ama bazı canlılarda eşeğili üreme dediğimiz üreme şekli görülecek. Bazı canlılarda ise eşeğsiz üreme dediğimiz üreme şekli görülecek. Bir canlı ikinci bir ata birey olmadan kendiyle birebir aynı genetik yapıda yavrular meydana getirirse eşeysiz üremiş demektir. Mesela amibin ikiye bölünerek iki yeni amip meydana getirmesi eşeysiz üremeye örnektir. Veya giderim ağacın dalını keserim, kestiğim dalı toprağa ekerim, buradan yeni bir ağaç oluşur. Bu da eşeysiz üremeye örnektir. Eğer iki tane ata birey varsa bundan genetik çeşitlilik oluşacak şekilde yeni yavrular meydana geliyorsa o ise bizim için eşeğili üreme olacak. Büyüme ve gelişmeye bakalım. Büyüme ve gelişme birbirinden farklı kavramlar. Büyümek ne demek? Aslında bir şeyin hacimce artması anlamına gelir. Bebek üstünden örnek verecek olursak, bebeğin bacağının, boyunun uzaması büyüme, bacağın üstüne basarak yürüyebilecek hale gelmesi ise gelişme anlamına gelir. Kuş yeni doğdu, kanadının uzunluğu arttı, kanadı büyüdü. Kanadı uçabilecek hale geldiyse gelişti demektir. Büyüme ve gelişme de tüm canlılarda ortak olarak görülür. Organizasyon ise düzen anlamına gelir. Yani her şeyin birbiriyle uyumlu çalışması gibi düşünebilirsin. Benim dalağım böbreğimden, böbreğim beynimden, beynim pankreasımdan bağımsız çalışamaz. O ben bugün kendi kafama göre takılayım diyemez. Mutlaka içeride bir organizasyon, işbirliği söz konusu. Ya hocam tek hücreli bakterilerde, prokaryotlarda da organizasyon var mı? Var. Hücre zarı DNA'dan, DNA ribozomdan habersiz çalışamaz. Bir madde alınacaksa DNA'nın haberi olacak, stoplazmada oranı ayrılacak belirlenecek gibi düşünmelisiniz. Bunun haricinde ekstra canlıların ortak özelliklerini verebilir miyiz? Verebiliriz. Birkaç tanesini kendimiz çıkaralım mesela. Bir canlı prokaryot da olsa, ökaryot da olsa ribozom organeli var. O zaman protein sentezi yapmak tüm canlılarda ortaktır diyebilirsin. Tüm canlılarda DNA, RNA, ribozom, hücre zarı, sitoplazma bulunuyor. Bunları bulundurmak da canlıların ortak özelliğidir. Herkesin DNA'sı varsa kime X ışınına verirsem o mutlaka mutasyona uğrar. Mutasyona uğramak da canlıların ortak özelliğidir. Solunumdan bahsettik. Solunum yapmaktaki amacımız ne? <laughs> yaptığımız zaman aslında enerji üretmek yani ATP üretmek istiyoruz. Tüm canlılar solunum yaptığına göre ATP üretimi ve tüketimi de tüm canlılarda ortaktır. Yine enzimleri görmüştük biliyorsunuz. Enzim sentezlemek, enzim kullanmak da tüm canlılarda ortaktır. Gelelim canlıların yapısında bulunan temel bileşiklere. Canlıların yapısında bulunan temel bileşikleri de kendi içerisinde ikiye ayırabiliyoruz. Bir inorganik bileşiklerimiz bir de organik bileşiklerimiz var. İnorganik bileşikler dediğimiz zaman birkaç tane cümleyi ezbere bileceksin. Bir, hiçbir canlı inorganik bileşikleri sentezleyemiyor. Herkes doğadan hazır olarak alıyor. İkincisi, inorganik bileşikler küçük maddelerdir. Hücre zarından doğrudan geçebilirler. 3. inorganik maddelerde karbon ve hidrojen birlikte bulunmuyor. Bunlara baktığımız zaman kimdir inorganik bileşikler? Su, asit, baz, tuz, mineraller inorganik bileşikler olacak. Herkesin ihtiyacı var ve herkes doğadan hazır olarak alıyor. Organik bileşikler dediğimiz zaman canlı vücudunda sentezlenebilen bileşiklerden bahsediyoruz. Ya hocam ben vitamin sentezleyemiyorum deme. Vitaminleri sonuçta bitkiler sentezliyor. Bir canlı üretebildiğine göre organiklerin arasında yer alacak. Organik bileşiklerde de karbon ve hidrojen atomları birlikte bulunacak karbonhidratlar, lipitler, yağlar, proteinler, enzimler, vitaminler, DNA, RNA, hormonlar, ATP organik bileşiklerimize örnek olacak. İnorganik bileşiklerle başlayalım. İnorganik bileşik ne olacakmış? Temel olarak karbon içermeyen bileşikler. Çok nadiren karbon bulunabiliyor. Mesela karbondioksit gazına baktığın zaman yapısında karbon var. Bunlar karbon ve hidrojene bir arada bulundurmuyorlar. İnorganik bileşikler canlı organizmalar tarafından sentezlenemeyen, doğadan hazır olarak alınan bileşiklerdir. Bunlar küçük yapılı oldukları için hücre zarında madde alış besini sağlayan delikler vardı ya biz onlara por adını veriyorduk. Porlardan doğrudan geçebilirler. Yani sindirilmelerine gerek yok diyeyim gençler. Sonra inorganik bileşikler metabolik faaliyetlerde harcanmak üzere hücresel sonunda enerji elde etmek amacıyla kullanılmaz. Enerji elde edebildiğim 3 tane organik bileşiğim var zaten. Karbonhidratlar enerji verir, yağlar yani lipitler enerji verir, bir de proteinler enerji verir. Bu üçünün haricinde enerji veren bir şey yok. Vitaminler enerji vermez, bir şeyin enerji verebilmesi için benim onu solunum tepkimelerinde kullanıp ondan ATP elde edebilmem lazım. Canlıların yapısında bulunan bu bileşikler canlı vücudunda yapıcı, onarıcı ve düzenleyici olarak görev yapacaklar. Başlıca organik bileşiklerimizin su, asit, baz, tuz, mineraller olduğunu da söylemiştim diyeyim. Suyla başlayalım. Canlıların yapısının büyük bir kısmı tabii ki su. Suya da baktığımız zaman H2O yani iki tane hidrojen bir tane de oksijenden meydana geliyor. Bunların arasında da kovalent bağ dediğimiz bir bağ kuruluyor. Daha sonra su molekülleri de hidrojen bağlarının etkisiyle birbirine tutunuyor. Yani H2O, H2O, H la O'ların arasında kovalent bağ vardı. Bu İki tane suyun arasında da hidrojen bağı dediğimiz bağ oluyor. Bu hidrojen bağları sayesinde bunlar birbirine tutunuyorlar ya. Suyun birbirine tutunarak yaptığı yapıya çekme kuvvetine kohezyon kuvveti ismini vereceğiz. Su molekülü şöyle birbirini tuttu hangi kuvvetin etkisiyle kohezyon kuvvetinin etkisiyle sonra su molekülü mesela bitkilerde borularla taşınacak. Su moleküllerinin şu borulara yaptığı tutunma kuvvetine ise adezyon kuvveti ismini vereceğiz. Aynı moleküllerin birbirini çekmesi kohezyon, farklı moleküllerin yani suyla borunun birbirini çekmesine ise adezyon ismini vereceğiz kohezyon kuvvetine bağlı olarak yüzey gerilimi de meydana gelebiliyor. Bu sayede suda bazı canlılar tabii ki yürüyebiliyorlar. İyi bir çözücü olduğunu biliyoruz. Madde taşınmasında görev yapıyor. Kanımızın çok büyük bir kısmı tabii ki su. Aynı zamanda idrarımızın da çok büyük bir kısmı su. Atık maddelerin uzaklaştırılmasında da su görev yapacak. Fotosentez ve hidroliz reaksiyonlarında da su mutlaka kullanılacak. Dehidrasyon neydi? Diğer konularda gördük. Küçük şeyler bir araya gelip büyük bir şey yapıyorsa dehidrasyon tepkimesi adını veriyorduk. Küçük şeyler bir araya gelip büyük bir şey sentezlendiğinde de tabii ki su açığa çıkacak. Su canlıların yaşam ortamı, bazıları doğrudan suda yaşıyorlar, katısı sıvısında yüzebiliyor. O yüzden de e, canlılar zaten içerisinde yaşayabiliyor. Bu özel bir durum. Hani buza baktığın zaman suyun üstünde oluşuyor ya, suyun üstünde oluştuğu için şurada balıklar yüzmeye devam edebiliyorlar. Eğer su dip kısmından donmaya başlasaydı balıklar e, kışım sular donduğu zaman yukarıya yukarıya doğru çıkmış olacaklardı. Aynı zamanda öz ısısı yüksek olduğundan mevsim geçişlerinde sıcaklık farkının karalar kadar olmamasını sağlıyor. Yani karasal ortama bakıyorsun Oo, hava çok soğudu. Suda o kadar soğuma olmuyor. O kadar ısınma da olmuyor. Yani geçiş daha e, az gerçekleşiyor. Homeostasimizi koruyabilmek için çok önemlidir. Tabii ki ot su bitkilere mekanik desteklik de sağlayacak. Asit ve bazlar böyle kimyada çok detaylı detaylı olarak göreceksiniz ama biyolojide o kadar detaylı bilmeye gerek yok. Asit şu, baz şu şeklinde bilseniz yeter. Su'da çözündüğü zaman suya hidrojen iyonu verenlere asit dedin. OH yani hidroksil iyonu verenlere baz dedin. Asitlerin tadı ekşidir, bazların tadı acıdır. Asitler turnusol kağıdını kırmızıya çevirir, bazlar maviye çevirir. Hani anneler vurdu mu kızartır, babalar vurdu mu morartır kelimesi var ya, oradan da aklınıza kalsın. Asitlerin tadı ekşi, bazların tadı acıdır. Onu söylemiştik. Mavi ve kırmızısını da söylemiştik. Bu kadarını bilmemiz bizim için yeterli asit ve bazlık oranlarına bağlı olarak da e, gıdaları, besinleri, organik, inorganik maddeleri pH cetveli üzerinde gösterebiliyoruz. pH cetveli dediğin şey 0 ile 14 arasında. 7 tabii ki bunun orta noktası yani nötrü göstermiş oluyor. İzotonik su dediğimiz suyun pH'i 7'dir. E, yani nötrdür. 7'den rakam küçüldükçe asitlik artacak. 7'den rakam büyüdükçe tabii ki bazlık artacak. Mesela pH 1 mi daha asidiktir, pH 5 mi daha asidiktir dediğim zaman cevabın 1 oldu. pH 13 mü daha baziktir, pH 10 mu daha baziktir dediğim zaman da cevabın tabii ki 13 oldu bazı şeylerin pH'ini bilelim. Yani benim vücudumun her yerinin pH'i aynı değil tabii ki. Mideye baktığımız zaman asidik pH'a e sahip olduğunu görüyoruz. İnce bağırsak ise bazik pH'a e sahiptir. Kanımızın pH'i ise 7.4'tür. Bunun 7'lere düşmesi, 7.8'lere çıkması kişinin ölümüyle sonuçlanır. Yani pH değişimleri de oldukça önemli değişimlerdir. Öyle Hafiften oynasın aman ne olacak şeklinde düşünmeyin diyeyim gençler. Asit ve bazlar tepkimeye girdiği zaman ikisi birleştiği zaman tabii ki tuzlar meydana gelecek. Hidroklorik asit dediğimiz hemen hidrolük yazmışız ben düzelteyim size. Hidroklorik asit dediğimiz asit bayağı kuvvetli bir asittir. Sodyum hidroksit dediğimiz NaOH ile birleştiği zaman sofra tuzu olan NaCl'yi meydana getiriyor. İki tane küçük bir araya gelmiş bir tane büyük yapmış. İki tane küçük bir araya gelip bir büyük yaptığına göre bu tepkime zaten dehidrasyon tepkimesidir dehidrasyon tepkimeleri sonucunda su açığa çıktığını da unutmayın canlı vücudunda da su çok önemli bir yere sahip ee, söyledik onu tuzlar da en az sular kadar önemli bir yere sahip. Vücudumuzun iyon konsantrasyonunu sağlayabilmek için, pH'ini ayarlayabilmek için tabii ki tuzlara ihtiyacımız var. Sodyum tuzları, magnezyum tuzları vücudumuza devamlı olarak almamız gereken tuzlardır. Gelelim minerallere. Mineral maddeler nelerdir dediğimde hemen diyeceksiniz ki kimyacının bize periyodik cetvelde gösterdiği elementlere biyolojide mineral madde deniyor. Sodyum, potasyum, flor, klor, brom, iyot bunların hepsi mineral maddelerdir. Vücudumuza su ve besinlerle birlikte tabii ki mineral maddeleri de alıyoruz. Bir tane minerali alamadım, başka bir minerali çok aldım. Hadi sen git onun işini yap diyemezsin. Yani çok kalsiyum almıyorum ama ben magnezyumu fazla fazla tüketiyorum. Magnezyum bir zahmet git kalsiyumun işini yap diyemezsin. Vücudun ihtiyaç duyduğu minerali illaki almak zorundasın. Çok ihtiyaç duyulan mineraller var. Mesela demir gibi, iyot gibi, flor, kalsiyum, fosfor, sodyum gibi mineraller vücudun en çok ihtiyaç duyduğu minerallerdir. Bunların bazılarından da bahsedelim. Zaten reklamlarda çocuğunuza işte bizim yoğurdu yedirin, bizim yoğurtta çok kalsiyum var, bizim yoğurtta sütte çok kalsiyum var, bunu kullanın kemik gelişimi iyi olsun diye sık sık duyuyoruz. Vücudun çok fazla miktarda ihtiyaç duyduğu minerallerden bir tanesi kalsiyumdur. Özellikle kemik ve diş sağlığı açısından çok önemlidir. Ama ileriki sınıflarda göreceğiz ki sinir sisteminin madde iletmesinde bir yerimiz kesildiği zaman kanın pıhtılaşmasında da yine kalsiyum göre Görev yapıyor çocuklarda eksikliğinde o parantez bacaklılık, raşitizm dediğimiz hastalık meydana geliyor. Yetişkinlerde ise eksik alınırsa osteoporoz ismini verdiğimiz rahatsızlık meydana geliyor. Gelelim demire bizim e, al yuvar dediğimiz kırmızı kan hücrelerimiz var. Oksijen ve karbondioksit taşınmasını sağlıyor. Oksijen ve karbondioksit taşınmasını sağlayan bu al yuvarlarımızın içerisinde de bu işi yapan hemoglobin adını verdiğimiz bir protein var. Hemoglobinin yapısına tabii ki demir katılıyor. Bu nedenle vücuduma yeterli düzeyde demir alamazsam anemi, kansızlık dediğimiz hastalık meydana geliyor. Fosfor dediğimiz zaman DNA, RNA ve ATP'nin yapısını daha önce gördüğünüz için söylüyorum bu tekrar dersimiz. DNA'nın yapısında, RNA'nın yapısında azotlu organik baz, 5 karbonlu şeker, fosfat vardı. ATP'nin yapısında 3 tane fosfat vardı. Yani sen fosforu, fosfatı vücuduna almazsan bunların sentezinde zaten sıkıntılar meydana gelir. Aynı zamanda kemiklerin, dişlerin yapısına katıldığını da unutma. Magnezyuma baktığımız zaman yine sinir, kas ve iskelet sistemlerinin faaliyetinde de önemli. Sodyum potasyum pompası da var. Sinir sisteminde madde taşınmasını sağlıyor. Bu nedenle bunların vücuda düzenli olarak alınması gerekiyor. Flor diş sağlığı için önemli. İyot çok sorularda çıkar. Eksikliğinde guatır dediğimiz hemen yazayım. Guatır dediğimiz rahatsızlık meydana geliyor. Tiroid hormonunun yapısına katılıyor. Tiroid hormonunun yapısında da iyot var. İyotu yeterince almazsan guatır hastalığı meydana gelir. Kükürt, klor ve çinkoya da baktığımız zaman bazı amino asitlerin sentezi için kükürte ihtiyacımız var. Klor zaten tuzlarla birlikte vücudumuza almamız gereken bir mineral madde. Çinko o kadar kalsiyumlar kadar olmasa da vücuda alınması gereken mineral maddelerden bir tanesi. Gelelim organik bileşiklere. Organik bileşiklerin yapısında karbon ve hidrojen elementleri yani C ve H'lar tabii ki birlikte bulunacak gençler. Oksijen, azot, fosfor, kükürt gibi elementler de bulunacak. Besinlerimizin yapısındaki karbon elementinin kaynağı da karbondioksit gazıdır. Karbondioksiti besine çevirebilen de tabii ki ototrof yani üretici canlılar olacak. Organik bileşiklerin o hücre zarından geçebilecek büyüklükte olan en küçük birimlerine ise monomer yapı taşı kelimesini kullanacağız. Benzer ya da özdeş çok sayıda monomerin birbirine bağlanmasıyla büyük bir şey oluyorsa polimer ismini vereceğiz. Mono, di, tri, tetra, penta, hegza, hepta diye gidiyordu. Poli de çok demekti. Monomer yapılı küçük, dimer ikili, trimer üçlü yapıya sahip, polimer büyük yapıya sahip. Yüzlerce monomer bir araya gelmiş, büyük bir maddeye dönüşmüş diye düşünebilirsiniz. Monomerler küçük küçük maddeler bir araya gelerek polimer maddeleri meydana getirecekler monomerlerden polimerler oluşmasına ise dehidrasyon reaksiyonu ismini vereceğiz. Tam tersi büyük bir şeyi küçük parçalara ayırıyorsan o zaman da bizim için hidroliz tepkimesi olacak. Bak burada küçük 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 maddeler var. Sen aralarında bağ kurmuşsun. Küçük şeyleri bir araya getirmişsin, büyük bir şey yapmışsın. Bu polimer edin Dehidrasyon tepkimesi demektir. Aradaki bağları kopartıyorsun. Tam tersine doğru gidiyorsun. Hidroliz tepkimesi demektir. Unutma, mantık hep budur. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 tane şey birleşmiş. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 tane bağ kurulmuş bağ sayısı kadar da mutlaka açığa su çıkacaktır. Yani ene n-1 kuralı buradan geliyor diyeyim. Gençler canlıların yapısında bulunan organik bileşikleri gruplandırdık. Karbonhidrat var, yağ var, ATP var, proteinler var dedik. Bunları kendi içinde de enerji vericiler, yapıcı onarıcılar, yönetici ve düzenleyiciler olmak üzere gruplandırabiliyoruz. Enerji vericilerimiz hiç unutmuyorsun karbonhidratlar, yağlar ve proteinler başka hiçbir şey enerji vermez. Oksijenli solunum tepkimelerinde kullanıp ATP sentezleyebiliyorsam o enerji vericidir. Vitamin alayım çocuğuma enerjisi olsun o halk arasında söylenen yanlış bir tabir. Bir şey ATP üretimini sağlıyorsa enerji vericidir. Proteinler, yağlar, karbonhidratlar yine bizim yapıcı ve onarıcı bileşiklerimiz olacak. Yönetici nükleik asitle de kimi kastediyoruz? DNA ve RNA'yı kastediyoruz. Hormonlar, vitaminler, enzimler, proteinler, lipitler de bizim düzenleyici moleküllerimizdir. Karbonhidratlarla başlıyorum. Yıldız Yapılarında karbon, hidrojen, oksijen elementleri bulunacak. Karbonhidratların o monomerlerini yani küçüklerini bir araya getiren şey de glikozit bağı dediğimiz bağ olacak. Vücutta enerji verici olarak kullanacaklar. Kim derecesinde? Birinci derecede. Yani benim enerji ihtiyacım olduğunda gidip kimin kapısını çalacağım? Karbonhidratların kapısını ilk olarak çalacağım. En az enerji karbonhidratlar verir. Ya hocam karbonhidratlar en az enerjiyi veriyor. Niye gidip onları ben birinci sırada kullanıyorum? Çünkü karbonhidratları yakmak çok kolay. Yağları ve proteinleri yakmak daha zor diyeyim gençler. Karbonhidratlar hücre zarının, hücre çeperinin, nükleik asitlerin ve ATP'nin yapısına tabii ki katılacaklar. Karbonhidratları da kendi içerisinde gruplandırabiliyoruz. Monosakkaritler, disakkaritler, polisakkaritler diye. Monosakkarit yani tek şekerliler, disakkaritler yani çift şekerli, polisakkarit büyük karbonhidratlardan bahsediyoruz. Karbonhidratların yapı taşı monosakkaritlerdir. Hangisi olursa olsun hücre zarındaki deliklerden doğrudan geçebilir. Soru da %99.9 karbonhidratların yapı birimi olarak glikozu bilmeni isteyecek. Çünkü işte maltoz, laktoz, sükroz, nişasta, glikojen, selloz, kitin bunların hepsinin yapısında glikoz var. O yüzden de çok fazla derecede karşımıza çıkıyor. 5 karbonlularla başlayalım. Riboz ve deoksiriboz olmak üzere 2 tane 5 karbonlu karbonhidratımız vardı. Riboz kimlerin yapısına katılacak? Özellikle RNA'nın 5 karbonlu şekerinin riboz olduğunu unutma. Aynı zamanda ATP'nin de şekeri riboz bunların yapısına katılıyor. Deoksiriboz ise DNA'nın yapısına katılan şekerdir. Zaten ismini oradan alıyor. Deoksiribo nükleik asit şekerinden aldı. Ribo nükleik asit yine ismini şekerinden aldı. Fruktoz, glikoz, galaktoz bunlar da bizim için monomerlerdir. Fruktoza baktığımız zaman meyve şekeri olarak da bilinecek. Bu elmanın, karpuzun, şeftalinin tatlı tatlı tadının oluşmasına sağlayan fruktozdur. İnsanlar vücuduna meyveyi aldıkları zaman ay ben şeker almıyorum demesinler. Çünkü meyvedeki fruktozu biz vücudumuzda ne yapıyoruz? Glikoza dönüştürüyoruz. Glikoz dediğimiz zaman üzüm şekeri olarak da bilinir. Kan şekeri olarak da bilinir. Tabii ki fotosentez tepkimeleri sonucunda oluşacak. Birinci dereceden enerji vericimiz olacak. Açlık sırasında sinir hücrelerine glikoz gidemez. O yüzden de kişiler bayılırlar gençler. Galaktoz dediğimiz zaman bitkilerde ve hayvanlarda olan bir şekerden bahsediyoruz. Niye özellikle üstüne basa basa söyledim? Çünkü eskiden sadece hayvansal bir şeker olduğunu söyledim. Yapılan çalışmalar gösterdi ki bitkilerde de galaktoz var. Yani süt şekeridir. Çoğunlukla yavrusunu emziren hayvanların sütünde bulunacak ama bitkilerde de galaktoz var gençler. Disakkaritler dediğimiz zaman da iki tane monosakkaritin birbiriyle birleşmesi sonucunda meydana gelecek. İki monosakkariti birbirine bağlayan bağda ne ismini veriyorduk? Glikozit bağı ismini veriyorduk. Bir kere cebine her zaman glikozu koyuyorsun. Gli gli mal. Glikoz glikoz maltoz oluşacak. Disakkarit tabii ki bir molekülde su açığa çıkacak. Glikoz, fruktoz, sükroz veya kaynaklarda değişir sakkaroz dediğimiz şeker meydana gelecek. Yine bir molekülde su açığa çıkacağız. Glikoz, galaktoz ismi içerisinde saklı. Glikoz, galaktoz bir araya geldiği zaman da laktoz dediğimiz süt şekeri meydana gelmiş olacak. Glikozit bağı kuruldu. İki tanesi bir araya geldiği için bir tane su açığa çıkmış oldu. Gelelim polisakkaritlere. Polisakkaritler ise çok sayıda glikoz bir araya gelecek. Bir dehidrasyon tepkimesi olacak. Aralarında da tabii ki glikozit bağı kurulacak. En sayıda glikoz bir araya gelirse polisakkaritler sentezlenir. En eksi bir sayıda da tabii ki su açığa çıkar. Polisakkaritleri de kendi içerisinde depo ve yapısal polisakkaritler olarak gruplandırıyoruz. Depo polisakkaritler şurada da bir şey söyleyeyim ben size. Şimdi burada anlatıyorum ya çok kullanacağız bunları. Üçüncü ünite mesela canlı alemleri. Orada diyeceğim ki hayvanlar alemi depo karbonhidratı ne? Glikojen. Mantarlar depo karbonhidratı ne? Glikojen diyeceğiz. Mantarların hücre duvarında ne vardı diyeceğim? Kitin diyeceksiniz. Burada öğreniyoruz. Diğer konuların içerisinde de bunlar bu sınıfta yani başka sınıfa geçmeden daha tekrar tekrar karşımıza çıkacak canlıların temel bileşenleri en önemli konulardandır diyeyim. Gençler nişastaya baktığımız zaman tabii ki bitkilerin depo polisakkaritinden bahsediyoruz. Patates de bol bol vardır. İnsanların çok büyük bir kısmı çok nadiren patatesi sevmeyen insan vardır herhalde. Herkes patatesi sever. Aslında patatesi çok sevmemizin sebebi şekeri sevmemiz. Ya hocam patates kızartması şekerli mi deme tadının böyle şekerli olmasına gerek yok. İçinde nişasta var. Nişastayı sen alıyorsun sindirim sisteminde parçalıyorsun glikoz açığa çıkıyor. Yani ben patates yediğim zaman vücuduma bol bol glikoz almış oluyorum. Hayvanların da tabii ki fazla glikozu depolamaları gerekiyor. Hayvansal hücreler, mantarlar ve bakterilerin depo karbonhidratı ise glikojen olacak. Biz vücudumuza fazla glikozu aldığımız zaman bu enerji verici organik bir bileşik ya vücut bunu dışarıya atmak istemeyecek. Mutlaka depolayacak. Depoladığımız organımız da bizim karaciğerimizdir. Yapısal polisakkaritler dediğimiz zaman selüloz ve kitin karşımıza çıkıyor. Bitki hücre hücrelerinin hücre zarının dışında hücre çeperi, hücre duvarı var. Bitki hücrelerinin hücre duvarı tabii ki seliloz yapılı olacak. Mantarların da hücre duvarı olduğunu şimdi öğrendim. Hani bitkileri çok duyduk eski sınıflardan da. Mantarların da hücre duvarı olduğunu şimdiden duymuş oldum. Mantarların da hücre duvarı var ve kitin yapılı olacak. Aynı zamanda eklem bacaklıların üstüne basınca şöyle bir çatırt diye ses gelir ya. Böceklerin o çatırt diye ses gelmesinin sebebi onların dış iskeletinin olmasıdır. Böceklerin dış iskeleti de yine kitin yapılı olacak. Günümüzde tabii ki ameliyat ipliklerinde falan da kitinden çok fazla derecede faydalanılıyor. Gelelim lipitlere yani yağlara. Lipitler dediğimiz zaman da yapılarında karbon, hidrojen, oksijen elementlerini bulunduracaklar. Bazılarında tabii ki azot ve fosfor elementleri de bulunacak. Lipitler de büyük moleküllerdir. Polimerleşmeyen büyük moleküllerdir. Bu ne demek? Eğer birbiriyle aynı veya çok benzeyen şeyler bir araya geliyorsa polimer maddeler meydana gelir. Glikozlar bir araya gelip glikojen yapıyorsa bu polimerleşme tepkimesidir. Amino asitler bir araya gelip protein yapıyorsa polimerleşme tepkimesidir. Yağlar ise yağ asidi ve gliserol adını verdiğimiz iki tane çeşit maddenin bir araya gelmesiyle oluşuyor. Yani birbiriyle aynı veya benzer değil. O yüzden de polimerleşmeyen maddelerdir diyeceğiz. Hücre zarının yapısında var. Bazı vitaminlerin yapısında var. Bazı hormonların yapısında tabii ki lipitler var. Yine bizim enerji verici organik bileşiklerimizdir. Vücudumdaki karbonhidratlar biterse enerji ihtiyacımı karşılamak için kapısını çaldığım şey yağlardır. Yağlar diğer organik bileşiklerden daha fazla enerji verir ama yağları yakmak zordur. Diyetisine gidiyorsun. Ne diyor? Vücudunuza karbonhidrat almayın kilo verirsiniz. Vücuduma şeker, karbonhidrat almazsam enerji ihtiyacımı yağlardan karşılayacağım. Yağlardan karşılayınca da haliyle zayıflamış olacağım. Şimdi tekrar hatırlatalım kullanım sırasına göre ilk gidip kimin kapısını çalıyordum? Karbonhidratların. Vücudumdaki karbonhidratlar bitti. O zaman yağların kapısını çalıyorum. Diyelim ki çok uzun süre aç kaldım. Ölüm orucu gibi bir oruç tuttuk. Hiç vücuduma bir şey almıyorum. Lipidler de bitti. Çok zordur bitmesi. O zaman da enerji ihtiyacımı proteinlerden karşılamaya başlıyorum. Proteinler yapı maddesidir. Sigorta şirketi gibi düşün. Aslında proteinlerinden enerji elde eden adam kendi kendini sindiriyor demektir. Enerji verme miktarına göre lipitler neredeyse bu ikisinin iki katı kadar enerji veriyor. Ama yağları yakmak zordur. Karbonhidratlar çok az enerji veriyor. İlk sırada kullanıyorum çünkü karbonhidratları yakmak çok kolay bazı sinir hücrelerinin etrafında böyle miyelin kılıf dediğimiz kılıf var uyartının daha hızlı iletilmesini sağlıyor. Onlar da lipid yapılıdır. Yağlar suda ya çok az çözülecekler ya da hiç çözülmeyecekler. Eter, kloroform, aseton gibi çözücülerde çözünebilen maddelerden bahsediyoruz. Biyolojik önemi olan lipitleri anlatacağız. Onlar da bizim için trigliseritler, fosfolipitler ve steroidler olacak. Trigliseritlerle başlayalım. Trigliseritlere aynı zamanda nötral yağlar ismini de vereceğiz. Bunlar 3 yağ asidi 1 bir gliserolün birleşmesi sonucunda meydana gelecekler. Yani şurası 1 gliserol molekülü, kiminle birleşecek? 3 tane yağ asidi ile birleşecek. 3 tane yağ asidi ile birleştiği zaman trigliserit dediğimiz nötral yağ dediğimiz yağlar sentezlenecek. 1, 2, 3, 4, 4 tane şey birleşmiş. 1 bir eksiği kadar da su açığa çıkmış. Ama kural olarak bu oranı bileceksin. İlla ki 3 yağ asidi 1 gliserol, 1 trigliserit yapacak. 3 tane de su açığa çıkacak. N-1 mantığına uymayan bu var. Trigliseritlerin yapısına katılan yağ asitlerini de doymuş ve doymamış yağ asitleri olmak üzere kendi içerisinde ikiye ayıracağız. Karbon molekülü var. Karbon molekülü eğer tekli bağlar yaptıysa ve bu hidrojenlere her halükarda doyduysa biz onlara doymuş yağ asitleri ismini vereceğiz. Doymuş yağ asidi içeren yağlarda tabii ki doymuş yağlar olacak. Genellikle oda sıcaklığında katı halde bulunan yağlardan bahsediyoruz. Bunlar da hayvansal kökenli yağlardır. Kuyruk yağı, iç yağ gibi yağlardan bahsediyoruz karbon atomları arasında çift bağlar bulunursa bunlar hidrojene doyamazsa oda sıcaklığında sıvı halde bulunuyorlar. Doymamış yağ asitleri içeren de doymamış yağlardır. Genellikle bitkisel kökenli yağlardan bahsediyoruz. Zeytinyağı, fındık yağı, ayçiçek yağı, mısır özü yağı gibi yağlarda doymamış yağ asitleridir. Hemen margarini söyleyecektim karşıma çıktı. Ya kahvaltılarda yediğimiz margarinler, yemeğe koyduğumuz margarinler oda sıcak katı haldeler. Hocam o zaman bunlar doymuş yağlar mı? Hayır. Margarinler trans yağ dediğimiz yağlardır. İnsan vücudu için yararlı olmayan hatta zararlı olan yağlardır. Kullanılmaması gereken yağlardır. Ne yapıyorlar? Doymamış yağ asitlerini fabrikaya götürüyorlar, hidrojene doyuruyorlar, margarinler yani trans yağlar meydana geliyor. O yüzden oda sıcaklığında katı halde bulunuyorlar. Ya hocam niye o zaman bu kadar reklamı yapıyor insanlar kullanıyor? Ee, çok uzun süre bozulmadan kalabiliyor. İçine eklenen maddelerden dolayı yani tereyağı bir süre sonra küfleniyor, bozuluyor ama margarinler çok uzun yıllar hiç bozulmadan kalabiliyor. Diğer yağ, yağlara göre de maliyeti ucuz olduğu için çok fazla derecede kullanılıyor. İnsan vücudunda sentezlenemeyen yağ asitlerimiz de var. Daha doğrusu maddeler var böyle. Mesela amino asitlerde de bu çeşit var. Eğer bir şey benim vücudumda sentezlenemiyorsa, benim onu bitkilerden almam gerekiyorsa onun başına yapıştır temel, zorunlu, esansiyel kelimesi gelecek. Amino asit olsaydı da aynı şey geçerliydi diyeyim gençler. Trigliseritler hayvanların ve bitkilerin depo yağıdır. Vücudumuza aldık karbonhidratları, aldık şekerleri çevireceğiz. Yağ, yağ olarak depolayacağız. Yağ olarak depoladığımız formu da trigliseritler olacak. Aynı zamanda göçmen kuşlar, kış uykusuna yatan hayvanlar, çölde yaşayan devela, develer vücutlarında yağ depolayacaklar. Bunun iki tane amacı var. Birincisi yağlar yakıldığı zaman diğer organik bileşiklerden daha fazla enerji veriyor. İkincisi yağlar oksijenle solunum tepkimelerinde kullanıldığında çok fazla derecede metabolik su açığa çıkıyor. Metabolik su açığa çıktığı için vücudun aynı zamanda su ihtiyacını da karşılıyorsun. Uzun yollarda böyle göç edeceksin. Çok enerjiye ihtiyacın var. Yağ fazla enerji veriyor, suyu da karşılıyor. Kış uykusuna yattın. 3 ay hiç kıpırdamayacaksın, yemek yemeyeceksin ama solunum yapmaya devam edeceksin. İçerisi çalışacak, yavaş çalışacak ama çalışacak. O yüzden de enerji elde etmen için yağları kullanman çok mantıklı. Yağlar hafiftir. Ya hocam yağların ne hafif yağlanınca ben ağırlaşıyorum deme. Eğer vücudunda karbonhidrat olarak tutsaydın, protein olarak tutsaydın şimdi olduğun kilonun çok daha ağırı olurdun. Diğer organik bileşiklerden çok daha hafiflerdir. Gelelim fosfolipitlere iki cümle başka bir şey bilmene gerek yok. Hücre zarının yapısına katılan lipitlerden bahsediyoruz. Trigliseritlerde 3 yağ asiti bir gliserolle birleşiyordu ya. Burada ise 2 tane yağ asiti bir gliserole bağlı olacak. Yağ asitleri 3 tane değil de 2 tane ya. Bir tane de fosfat alacaklar. Hücre zarının yapısına katılmış olacaklar. Bu hücre zarının yapısına katıldıkları zaman böyle karşılıklı diziliyorlar. E, suyu seven ve suyu sevmeyen kısımları var. Suyu sevmeyen kısımlar iç tabakaya, suyu seven kısımlar ise dış tabakaya bakmış oluyor yani suyla temas etmiş oluyor. Gelelim diğer bir lipid çeşidimize yani steroidlerimize. Steroidlere de baktığımız zaman monomer yapılı lipidlerden bahsediyoruz. Yani bunlar küçük sindirime uğramazlar. Hücre zarının yapısına katılan kolesterol monomer yapılı bir lipittir mesela. Ay kolesterolü varmış kolesterol yüksek çıkmış dedikleri şey vücudunda bulunan bir yağ çeşidi yüksek çıkmış. D vitamininin yapısına katılıyor östrojen testosteron gibi bazı üreme hormonlarının yapısına katılıyor bu steroid yağlar. O yüzden de vücudumuz için önemlidir diyeyim. Kolesterol omurgalı hayvanlarda, insanlarda karaciğerde sentezlendiği gibi besinlerle de alınabiliyor. Eğer çok fazla derecede alınırsa da damarlarda tıkanmaya tabii ki sebep olabiliyor. Bu tıkanmaya bağlı olarak da kalp krizi, felç gibi rahatsızlıklar meydana gelebilir. Gelelim proteinlere. Proteinler dediğimiz zaman karbon, hidrojen, oksijen bir de yıldız farklı olarak azotu mutlaka bulunduracaklar. Bunların yapı birimlerine ise amino asit ismini vereceğiz. Bunları birbirine bağlayan bağ ise peptit bağı ismini veriyoruz. Bu proteinlerin yapı taşı amino asitlere baktığımız zaman tüm amino asitlerde karbon, buna bağlı hidrojen, buna bağlı amino grup, buna bağlı karboksil grup bulunacak. Bunun haricinde amino asitlerin birbirinden farklı olmasını sağlayan şuradaki değişken yani radikal gruptur. Uyduruyorum. Şurayı sildim. CH bilmem ne yazdım. X amino asidi oluyor. Burayı sildim. NH bilmem ne yazdım. Y amino asidi oluyor. Yani radikal grup ortak, kalanlar, diğerleri değişkenlik gösteriyor gençler. İnsan vücudunda sentezlenemeyen amino asitler de var. Aynı yağ asitlerinde olduğu gibi. İnsan vücudunda sentezlenemeyen, doğadan, daha doğrusu bitkilerden alınması gerekenlerin başına da Temel, esansiyel, zorunlu kelimelerine yapıştırmış oluyorsun. İnsan vücudunda 20 tane birbirinden farklı amino asit bulunuyor. Amino asitlere baktığımız zaman şöyle düşün. Burası bu amino asitin hangi grubuydu? Karboksil grubu dediğimiz. Karboksil grubu dediğimiz. C, C, O, H. C, O, O, H dediğimiz gruptu. E şuraya baktığın zaman bu da amino grup dediğimiz NH2'nin olduğu gruptu. İki amino asit birbirine bağlanacağı zaman birinin karboksil grubuyla diğerinin amino grubu arasında peptit bağı dediğimiz bağ kuruluyor gençler peptit bağı sayısı kadar da tabii ki su açığa çıkıyor. İki tane amino asit bir araya geldiği zaman dipeptit sentezi gerçekleşiyor. Protein sentezinin gerçekleştiği organel de tabii ki ribozom organelidir. Hem prokaryotlarda vardı hem ökaryotlarda vardı. Proteinlerin yapısı da böyle Yüksek basınç, sıcaklık gibi şeylerle bozulursa denaturasyon ismini veriyoruz. Enzimler, bazı hormonlar, hemoglobin, antikorlar, kemik, kıkırdak, kolajen, kas buraların hepsinde protein bulunuyor. Çünkü proteinler bizim yapı maddelerimizdir diyeyim. Gençler, buradan da geçmeden önce hemen size bunu bir toparlamak istiyorum. Şimdi bizim organik bileşiklerimiz vardı. Organik bileşiklerimizi karbonhidrat, yağ ve proteinler olarak gruplandırmıştık. Kendi içerisinde de bunları şöyle bir verecek olursak, kar karbonhidratlarımız vardı. Sonra yağlar dediğimiz, lipitler dediğimiz bileşiklerimiz vardı. Bir de proteinler olduğunu söylemiştik. Proteinleri de şöyle yazayım. Bunlar bizim enerji verici organik bileşiklerimiz. Enerjiye ihtiyacım olduğu zaman gidip ilk sırada kimin kapısını çalacağım? Karbonhidratların. Karbonhidratlar biterse yağların kapısını çalacağım. Yağlar da biterse gidip kimin kapısını çalmaya başlayacağım? Proteinlerin. Enerji verme miktarına göre sıralayacağım olursak en çok enerjiyi kim verecek yağlar iki katı kadar verecek karbonhidratlar ise en az enerjiyi veren organik bileşiklerdir proteinler ise orta sırada yer alacaklar Sonra karbonhidratların yapı birimlerine yani hücre zarından geçebilenlerine monosakkaritler ismini verdik. Unutma %99 sorularda da karşımıza glikoz çıkacaktır. Yağlarda ise iki tane e, yapı birimi olduğundan bahsettik. Bunlar bizim için yağ asitleri dediğimiz birimlerdi. Bir de gliserol ismini verdiğimiz birimler vardı. Proteinlerin yapı birimlerine ise amino asit ismini ve Sonra bu yapı birimlerini tabii ki birbirine bağlayacak bağlara da ihtiyacımız vardı. Karbonhidratları birbirine bağlayan bağlara glikozit bağı, yağları birbirine bağlayan bağa ester bağı, proteinleri birbirine bağlayan bağlara ise peptin. Tit bağı ismini verdik. Karbonhidratları yaparken en sayıda glikoz bir araya gelip bir tane polisakkarit sentezlenecek. En eksi bir sayıda su açığa çıkacaktı. Yağlarda ise unutmuyorsun 3 tane yağ asidinin bir gliserolle bir araya gelmesinden bahsettik. Buradan bir tane trigliserit sentezlenirken 3 tane de su açığa çıkacaktı. Burada ise n n-1 kuralı geçerliydi. N sayıda münasip bir araya gelirse bir tane protein n-1 sayıda da su açığa çıkıyordu gençler. Bunlar genel bilmemiz gereken bilgilerdir. Karbonhidratların yapısında CHO kesim var. Yağların yapısında CHO o kesin var. Proteinlerin yapısında C, H, ya ek bir de unutmuyorsun azot mutlaka var. Bunlardan başka enerji verici organik bir bileşik de yok. Gelelim enzimlere. Enzim dediğimiz zaman da bilmemiz gereken şey aktivasyon enerjisi dediğimiz bir kavram. Daha doğrusu burada bilmemiz gereken kelimeler olacak. Öncelikli olarak ilk kavram neymiş? Aktivasyon. Aktivasyon enerjisi bir tepkimenin gerçekleşebilmesi için gerekli olan minimum enerji miktarıdır. Reaksiyonu başlatan şey aktivasyon enerjisidir. Enzimler tepkimeye girerek aktivasyon enerjisini aşağıya çeken, tepkimenin daha hızlı gerçekleşmesi sağlayan maddelerdir. Mesela bak, enzim kullanmadığın zaman gereken aktivasyon enerjisini görüyor musun? Bir de enzim kullandığın zaman gereken aktivasyon enerjisine bak. Yani tepkimenin çok daha kısa sürede gerçekleşmesini sağlıyorlar. Yapılarına göre de enzimleri kendi içerisinde ikiye ayıracağız. Sadece proteinden oluşan basit enzimlerimiz var. Protein artı yardımcı kısım alan bileşik enzimlerimiz var. Ama hangi çeşit olursa olsun sonuçta enzimlerin yapısı kısmında protein var. Yardımcı kısım eğer organik vitamin gibi bir şeyse biz ona koenzim almıştır diyeceğiz. Eğer mineral bir madde aldıysa kofaktör almıştır diyeceğiz gençler. Enzimleri ben çok fazla derecede çay kaşığına da benzetirim. Oradan aklınızda kalsın. Bunun muhteşem dört tane özelliği var. Sorular hep bu dört tane özellik üzerinden gelir diyeyim ben size. Çay kaşığı gibi düşün. Bardağın içerisine Şekeri attın. Bardağın içerisine şekeri attığın zaman karıştırıyorsun. Ee, çay kaşığı şekerin daha hızlı çözülmesini sağlıyor. Tepkimeyi hızlandırıyor. Tepkime için gerekli aktivasyon enerjisini düşürüyor. Tepkimeden hiç bozulmadan çıkıyor. Tekrar tekrar kullanılabiliyor. Dört tane önemli özellik var. Yine aklıma geldikçe arada söyleyeyim. Enzimlerin etki ettiği maddelere ise substrat ismini vereceğiz. Mesela şöyle bir örnek vereyim size amino asitler bir araya gelip bir protein sentezi gerçekleşiyorsa enzimler amino asite etki edecektir. Substrat amino asit tam tersi proteinlerine hidroliz ederek amino asitlere çeviriyorsan enzimler proteinlere etki edecektir. Substrat protein olacak gençler tepkimeden çıkan şeylere de ürün ismini verdik. Enzimin substratına geçici olarak bağlandığı kısma da aktif merkez ismini vereceğiz. Genellikle enzimler çift yönlü çalışabilirler. Yani bir şeyi bir şeye çeviriyor, o çevirdiği şey de tekrar eski haline dönebilir ama genellikle mesela sindirim enzimleri tek yönlü çalışacaklar. Enzimler tepkimeden değişmeden çıkabilen moleküller. O yüzden de bozulmadan başka başka tepkimelerde tekrar tekrar kullanabilecekler. Enzimler protein yapılı olduğu için protein sentezine de DNA şifre verdiği için enzimler de tabii ki DNA'nın yani genlerin kontrolünde sentezlenecek. Bazı enzimlerin de takım halinde çalıştığını görüyoruz. Mesela işte pepsin enzimi proteini polipeptite çevirmiş. Tripsin polipeptiti dipeptit yapmış. Erepsin dipeptiti aminoasite çevirmiş. Yani pepsin, tripsin, erepsin takım halinde çalışmış. Bazen havalı cümleler kuruyoruz. Diyoruz ki: Bir enzimin substratı başka bir enzimin ürünü olabilir. Olabilir mi? Olabilir. Bunun substratı polipeptit, bunun da ürünü polipeptit gibi mantığını kuracaksınız gençler. Enzimlerin sonuna genellikle az eki getiriliyor. İlk bulunan birkaç tane enzim hariç enzimlerin sonuna az eki getirerek isimlendirme yapabiliyoruz. Maltozu sindiriyor maltaz, laktozu sindiriyor laktaz, sükrozu sindiriyor sükraz gibi düşünebilirsin. Ama dediğim gibi birkaç tane uymayan da var. Ojen eki de gelebiliyor. Eğer bir enzimin sonuna ojen eki geldiyse o inaktif haldedir. Pepsinojen yani bu enzim inaktif haldeymiş. Enzimlerin çalışmasına etki eden faktörlerden birincisi sıcaklıktır. Sıcaklığın iki türlü etkisi var. Proteinlerin yüksek sıcaklıkta yapıları bozulur, geri dönüşümü yoktur. Enzimleri de yüksek sıcaklığa basarsan yapısı bozulur, artık o tepkimeyi gerçekleştiremez. Bu birinci etkisi ama dondurur tekrar eski haline getirirsen çalışabilir. Optimum sıcaklık değeri var bunun altı da olumsuz üstü de olumsuz olacak. pH de içinde aynı mantık geçerli her enzimin optimum pH'i birbirinden farklı. Mesela pepsin enzimi asidik ortamı severken tripsin enziminin bazik ortamı sevdiğini görüyoruz. Ortamda su olmazsa enzimler çalışamaz. Ortamda yüzde on beşin altında su bulunduğu zaman reaksiyonlar gerçekleşmiyor. Basayım suyu basayım suyu reaksiyon çok hızlı gerçekleşsin diye bir şey de yok. Belli bir değerin üstünde de reaksiyon sabitlenmiş oluyor. Enzim ve substrat miktarını devamlı arttırırsan enzimi koyuyorsun substratı koyuyorsun enzimi koyuyorsun substratı koyuyorsun tepkimenin hızı tabii ki artacaktır. Substrat miktarını belli bir oranda sabitlersen hep 20 var. Tepkime hızlanacak. Hep 20 olduğu için tepkime belli bir hızda sabitlenecek. Sınırlı ise ise tepkime tabii ki bitecek. Substrat yüzeyi ise enzimlerin etki ettiği maddenin yüzeyidir. Substrat yüzeyi arttıkça tabii ki tepkime hızı da artacaktır. İnhibitör maddeler tepkimeyi durduran veya yavaşlatan maddeler. Aktivatör maddeler ise tepkimenin gerçekleşmesini arttıran maddelerdir. Gelelim hormonlara. Hormonlar dediğimiz zaman da belirli hücre tiplerinden salgılanan ve hedef hücreler üzerinde etkili olan organik maddelerden bahsediyoruz. Amino asit, protein, steroid yapılı olabiliyorlar. Fazla salgılanmaları da hastalığa yol açıyor, az salgılanmaları da hastalığa yol açıyor. Unutma, vücutta da mutlaka kan yoluyla taşınacak, reseptörle birbirini tanımasını sağlayan, böyle iletişimi sağlayan bazı maddeler var diyelim. Gelelim vitaminlere. Vitaminlerin yapı taşı nedir? Ya hocam vitaminlerin yapı taşı yok ki diyeceksin. Vitaminler zaten hücre zarından geçebilecek büyüklüktedir. Yapılarında karbon, hidrojen, oksijen elementleri bulunacak. Bunların haricinde kükürttür, azottur bunlar da tabii ki bulunabilir. İnsan vücudu tarafından genellikle sentezlenemiyorlar. Besinlerle biz bunları alıyoruz. Vitaminlerin eksikliği olursa da tabii ki A vitaminini az aldım, C vitaminini çok aldım, C vitamini sen git A vitamininin işini yap deme şansım yok. Mutlaka birbiriyle uyumlu olmaları gerekiyor. Vitaminleri de yağda çözünen vitaminler ve suda çözünen vitaminler olarak gruplandıracağız. Yağda çözünen vitaminler A, D, E ve K vitaminleridir. Suda çözünen vitaminler ise B ve C vitaminleridir. Ben kısadan anlatayım size. Bir vitamin yağda çözünüyorsa sen onu karaciğerinde depolayabilirsin. Haliyle vücuduna düzenli olarak almasan bile boşuna götürüp depolamadın. Deponun kapısını çalar o vitamini alırsın. B ve C vitaminleri ise depolanamaz. Fazlası idrarla dışarıya atılır. O yüzden devamlı vücuduna almak zorundasın. Bunların eksikliği hemen ortaya çıkar diyeyim. Vitaminleri şöyle hemen bir söyleyelim. A vitamini dediğimiz zaman balık, karaciğer, yumurta sarısı, havuç gibi besinlerde fazla bulunacak. Eksik alınmasında gece körlüğü dediğimiz rahatsızlık meydana geliyor. Gece kör olmuyoruz. Geceleri normal insanlardan daha loş şekilde görüyoruz gibi düşünebilirsin. D vitamini kalsiyumla çok benzerdir. Raşitizm, kemiklerin o eğri olması. İşte büyüklerde osteomalazi, osteoporoz gibi hastalıklar meydana geliyor. E vitamini üreme hormonlarının yapısında da olduğu bu için bunun e, yeterli düzeyde alınamaması sonucunda üreme fonksiyonlarında bozukluklar meydana gelebiliyor. K vitamini kanın pıhtılaşmasında gerekli olan bir vitamindir kanımız bir yerimiz kesildiği zaman hızlıca pıhtılaşsın isteriz kan kaybından ölmeyelim diye. K vitaminini yeterince alamazsam kanın pıhtılaşma sürecinde de tabii ki e, gecikme görülecektir. B ve C vitaminlerine baktığımız zaman da B vitamininde beriberi ve pellegra dediğimiz hastalıklar meydana geliyor. Böyle kasla ilgili hastalıklar. C vitamini skorbüt diş eti kanaması dediğimiz rahatsızlık böyle sorularda daha çok çıkan şeyler. Tabii ki bağışıklık sisteminin oluşmasında ve çok fonksiyonda etkiler. Geleyim nükleik asitlere. Nükleik asit dediğimiz zaman DNA ve RNA'dan bahsediyoruz. Deoksiribonükleik asit, ribonükleik asit dediğimiz iki tane nükleik asitimiz var. Nükleik asitlerin yapı birimlerine de nükleotit ismini vereceğiz. Azotlu organik baz, 5 karbonlu şeker ve fosfat grubundan meydana gelecek. Zaten şekerin yapısında C, O var. Azotlu organik baz dediğine göre azot var. Fosfat grubu dediğine göre zaten yapıda da fosfat olduğunu sen de çıkartabilirsin. Azotlu organik bazları pürinler ve pirimidinler olarak gruplandıracağız. Pirimidinler ben tuz diye aklımda tutuyorum. Ya da Trabzonspor diye aklımda da tutanlar var. Pirimidin uzun yazılan tıpçıların girdiği uzun zor sınav. Timin, urasil, sitozin, pirimidin. Kalanlar da pürin, adeninle guanin olacak. Riboz, RNA'nın, deoksiriboz. E, DNA'nın yapısına katılacak. Ee, azotlu organik bazla 5 karbonlu şekeri glikozit bağı bağlıyor. 5 karbonlu şekerle fosfatın arasında ise ester bağı dediğimiz bağ bulunacak. DNA ile başlıyorum. DNA biliyorsunuz çift zincirli bir yapıya sahip. O yüzden de adenin karşısına timin, guanin karşısına sitozin dediğimiz azotlu organik baz geliyor. Guanin sayısı sitozin sayısına eşit çıkacak. Guanin ile sitozin arasında üçlü hidrojen bağı dediğimiz bağ var. Adenin ile timin arasında ise ikili hidrojen bağı dediğimiz bağlar bulunacak. Şöyle bir baktığımız zaman adenin karşısına timin, guaninin karşısına, guanin karşısına sitozin, timin karşısına adenin, guanin karşısına sitozin, guanin karşısına nükleozin geliyor ya. O yüzden de nükleotit sayısına baktığın zaman her bir nükleotitte de fosfat bulunduğu için nükleotit sayısı fosfat sayısına, o o'nun deoksiriboz sayısına, o da azotlu organik baz sayısına tabii ki eşit çıkıyor. DNA bizim yönetici molekülümüzdür. Hücre bölünmesi öncesinde mutlaka eşlenir unutmayın. RNA dediğimiz zaman da <laughs> DNA gibi çift zincirli değil tek zincirden meydana geliyor. O yüzden de adenin karşısına timin guanin karşısına sitozin gibi bir eşitlik yok. Timini gördüysen yapıştır DNA. Deoksiriboz şekerini gördüysen yapıştır DNA'dır. RNA'da ise urasili göreceksin farklı olarak. Urasil varsa yapıştır RNA'dan bahsediyoruz. 5 karbonlu şekerinin de riboz olduğunu unutma. Protein sentezine DNA şifre verecek. RNA'da o protein sentezindeki işçi gibi çalışacak. Mesela DNA'dan alan şifreyi taşıyana mesajcı RNA diyeceğiz. Amino asitleri taşıyana taşıyıcı RNA diyeceğiz. Protein sentezi ribozom organelinde gerçekleşecek ya. RNA ribozomal RNA da zaten ribozom organelinin yapısında bulunacak. Gelelim azotlu organik bazlardan adenin bulunduran ATP molekülüne bizim solunum yapmaktaki amacımız unutmuyorsun ATP dediğimiz organik bileşiği sentezlemek için. ATP tüm canlı hücrelerde üretilecek ve tüketilecek çünkü ATP hücreden hücreye transfer edilemez, hücrelerde depolanamaz. Ya karaciğerim sen bugün çok yoruldun sana ATP ihtiyacını böbrek karşılasın. Sen çalışma deme şansın yok. Her hücre kendi ATP'sini kendi üretecek. <laughs> çok soluk alışveriş yapayım, çok ATP üreteyim, bir sürede nefes almadan yaşarım diyemezsin. Çünkü ATP depolanabilen bir şey değil. ATP sentezlenmesine fosforilasyon, yıkılmasına ise defosforilasyon ismini vereceğiz. Bak şimdi ADP molekülünden burada ATP molekülü sentezlenmiş. ADP'den ATP sentezlenmesine biz fosforilasyon ismini vereceğiz. ATP üretiminin gerçekleştiği olaylarda solunum tepkimeleridir. Oksijenli oksijensiz fermentasyon. ATP'nin harcandığı tepkimelerde mesela sinirsel iletim olabilir. Ne bileyim protein sentezi gibi karbonhidrat sentezi gibi biyosentez tepkimeleri olabilir. Hücre bölünmeleri olabilir. Bunlar ise defosforilasyon yani ATP'nin harcandığı olaylar olacak. ATP'nin yapısında mutlaka azotlu organik baz olarak adenin bulunacak. ATP'nin şekerinin 5 karbonlu riboz şekeri olduğunu unutmuyorsun. Yapıda 3 tane fosfat bağı olduğunu da unutmuyorsun. Adeninle riboz arasında glikozit bağı, ribozla fosfat arasında ester bağı bulunacak. Fosfat moleküllerinin arasında da 2 tane yüksek enerjili fosfat bağı var. Sen bir tane fosfatı koparttığın zaman zaten ATP açığa çıkmış oluyor. Böylelikle birinci üniteyi bitirdik. İkinci ürünitenin yarısına gelmiştik zaten. O yüzden geldiğimiz kısma kadar olan kısmını anlatacağım. Hücre tabii ki canlıların temel yapısal işlevsel birimi. Hücrenin keşfedilmesi de mikroskobun keşfiyle gerçekleşiyor. 17. yüzyılda Robert Hooke adını verdiğimiz bilim insanı böyle kendi bir tane mikroskop yapıyor. Şişe mantarlarını incelerken delikler olduğunu görüyor. O diyor nereye baksam delik var. Canlılar deliklerden meydana gelir. Biz de şimdiki günümüzde o delik boşluk dediği şeylerin hücre olduğunu, orada öyle işlerin kolay gerçekleşmediğini birçok biyokimyasal tepkimenin meydana geldiğini biliyoruz. Zaman içerisinde hücre teorisi adını verdiğimiz bir teori ortaya çıkıyor. Bu hücre teorisine bilim insanlarının yaptığı çalışmalarla basamaklar ekleniyor. Hücrenin canlının temel yapısal işlevsel birimi hücredir deniyor. Canlılar bir hücre veya daha fazla hücreden oluşmaktadır ama illaki hücre dediğimiz şey vardır. Yeni hücreler var olan hücrelerin bölünmesiyle oluşur. Yani e, hücreler kendi kendine meydana gelmez. Bir tane hücre var bölünerek yeni bir hücreye dönüşür. Hücrelerin içerisinde Kalıtım materyali dediğimiz bir materyal vardır. Hücre bölünmesiyle bu kalıtım materyali daha sonraki nesillere aktarılır ve tüm metabolik olayların hücre içerisinde gerçekleştiğini de biliyoruz. Hücresel yapı bakımından canlıları prokaryot ve ökaryot olmak üzere ikiye ayırıyoruz. Prokaryot canlılar zarlı hiçbir organeli olmayan canlılardır. Hatta şuradan göstereyim ben size geçeyim. Şimdi prokaryot ve ökaryot canlılarımız var. Prokaryotların halkasal, ökaryotların ise helix şeklinde mutlaka DNA'ları ortak olarak bulunacak. Prokaryotlarda da RNA bulunacak. Ökaryotlarda da RNA molekülü bulunacak. Protein sentezinin gerçekleştiği ribozom organeli de hem prokaryotlarda hem ökaryotlarda bulunur. Onun haricinde hücre zarı ve sitoplazmanın hem prokaryotlarda hem ökaryotlarda ortak olarak bulunduğunu biliyoruz. Ya hocam o zaman prokaryotların ökaryotlardan farkı ne? Ökaryotlarda DNA'nın etrafı bir zarla çevrili. Yani ökaryotlara çekirdekli hücreler ismini verebiliyoruz. Endoplazmik retikulum olsun, Golgi olsun, mitokondri olsun, koful olsun. Bunlar ökaryot canlılarda varken prokaryot canlılarda bu yazdıklarımızdan başka hiçbir şey yok. Prokaryotlar kimlerdir? Bazı bakteriler, bazı demeyin, bakteriler alemindeki tüm canlılar ve arkeler alemindeki canlılar pro prokaryot olacak. Bunun haricinde protista aleminde bitkiler aleminde, hayvanlar aleminde ve mantarlar aleminde bulunan canlılar ise ökaryot hücre yapısına sahip olacak. Bunu bilmemiz bir sürü konuda işimize yarayacaktır. Ökaryot hücreye baktığımız zaman çekirdek sonra çekirdekli hücre zarı arasında sıvıdan oluşan yani sıvı kısmına sitozol ismini vereceğiz. Sitozolden organellerden aynı zamanda hücre iskeleti elemanlarından oluşan bir sitoplazma bulunacak. Hücre zarı ise en dış kısmında yer alacak. Şimdi çekirdeğe baktığımız zaman canlının kalıtsal bilgisinin olduğu kısım ökaryot hücrelerde çekirdektir. Çekirdek bölünmesiyle de kalıtsal bilgi yavru hücrelere aktarılmış olur hücrelerin çekirdeği Tabii ki e, canlının yapısına işlevine bağlı olarak değişkenlik gösterebilir çekirdek bazı hücrelerde yaşamın erken evresinde mevcutken sonradan kaybolabiliyor mesela olgun al yuvar hücrelerinde olduğu gibi bu hücreler çekirdekleri olmadığı için bölünme yeteneğini kaybetmiş belli bir ömürleri var Daha sonra bu ömürleri bitiyor çekirdek zarı çekirdeğin en dış kısmında bulunan yapıdan bahsediyoruz. çekirdek sıvısı ise çekirdekçikle çekirdek zarı arasında kalan sitoplazmadan daha yoğun inorganik organik madde bulunduran kısım. çekirdekçik ise ribozomun alt birimlerinin sentezlendiği kısım. kalıtım materyali dediğimiz şeyde tabii ki DNA'dan bahsetmiş oluyoruz. Ben bunları size özetlemiş oldum. Sitoplazmadan da bahsedelim. Ökaryot hücrelerde hücre zarı ile çekirdek zarı arasında kalan kısmın tamamına birden ne ismini veriyormuşuz? Sitoplazma ismini veriyoruz. Sitoplazmada yaşamsal bazı olaylar meydana gelecek. Buranın içerisinde hücre iskeleti elemanları olacak, organeller olacak, inorganik maddeler olacak, sıvılar olacak, karbonhidrat, yağ, protein, mineral maddeler bulunacak sitoplazmanın içerisinde. Sonra bu sitoplazmanın içerisinde organeller var dedik ya organelleri de kendi içerisinde gruplandıracağız. Zara sahip olmayan zarsız organellerimiz ribozom ve sentrozom olacak. Bir de tek katlı zara sahip endoplazmik retikulum, golgi aygıtı, lizozom, peroksizom, koful gibi organellerimiz olacak. Çift zarlılarda mitokondri ve plastitler olacak. Plastitleri de kloroplast, kromoplast ve lekoplast olmak üzere kendi içerisinde gruplandıracağız. Şimdi hızlıca toplu olarak bakalım. Ribozom organeline baktığımız zaman prokaryot, ökaryot bir kere herkeste var. İki tane alt birimden meydana geliyor. Protein sentezinin gerçekleştiği organel. Sitoplazmada serbest halde bulunabiliyor. Endoplazmik retikulumun üstünde bulunabiliyor. Mitokondri ve kloroplastın da kendine ait ribozomu var. Çekirdek zarının üstünde de bulunabiliyor unutmuyorsun. Endoplazmik retikulum dediğim zaman çekirdek zarı ile hücre zarı arasında madde alışverişinin gerçekleştiği borucuk ve kanalcık sistemi aslında böyle hücrenin iskeleti gibi de görev yapıyor. Hücreye mekanik olarak destek de sağlıyor. Üzerinde ribozom bulunduranlara granüllü endoplazmik retikulum, bulundurmayanlara düz endoplazmik retikulum ismini veriyoruz. Golgi aygıtı endoplazmik retikulumdan bir parça kopmasıyla oluşuyor. Ee, salgı paketlemeyi bileceksin. Bir iki, i̇ki şey birleştirilmiş. Kim yapmıştır? Golgi. Mesela glikoprotein, glikozla protein birleştirilmiş. Golgi organeli tarafından yapılmıştır. Haliyle böyle ee, salgı yapan hücrelerde sayısı da fazla oluyor. Lizozom dediğimiz zaman hücre içi sindirimden sorumludur. Büyük bir şeyi endositoz yaparak içeriye aldıysan bu büyük şeyi parçalayacağın şey tabii ki hücre içi sindirim enzimlerini taşıyan lizozomdur. Bazen hücrelere öl emri verilir. Hücreler bu lizozom organelini patlatır. Biz buna otoliz ismini veriyorduk. Veya görevi bitmiş, işlevini yitirmiş organeller parçalanabilir. Ona da oto faji ismini veriyorduk. Peroksizomlar biraz lizozoma benziyor. Bunların içerisinde de enzim var ama hücre içi sindirim enzimleri değil. Zehirli maddeleri yok etmek, daha az zehirli hale getirmek için e, görevli enzimler bulunuyor. Aynı zamanda bazı yağ asitlerini mitokondrinin kullanabileceği hale getiren enzimleri de taşıyorlar. Kofulun da çeşitleri var. Besin kofulu, depo kofulu, atık kofulu, kontraktil koful gibi koful. Mesela e, tatlı sularda tek yaşayan tek hücreli canlılarda kontraktil koful var. Bunlarda fazla su hep hücre içine girmek istiyor. Bunlar da hücreden Patlamasınlar, şişip şişip hemoliz olmasınlar diye kontraktil kofullarını çalıştırıyorlardı. Mesela içeriye büyük bir besini aldıysan, aha besin etrafı zarla çevrili yapıştır, besin kofulu oluştu. Besin kofuluyla lizozom birleştiyse sindirim kofulu oluştu. Besin depolanması, atık depolanması gibi pek çok görevi var koful organelinin. Böylelikle konu anlatımımızın da sonuna gelmiş olduk. Hemen bugüne kadar nereleri bitirmeniz gerekiyordu onları söyleyeyim size gençler. Şöyle bir baktığımız zaman biz konularımızda baya bir ilerledik. Yani organellere kadar geldik. Organellerden kofulu gördük. Yani kofula kadar olan tüm soruları sıfırdan dokuza kitabınızda bitirmeniz gerekiyor. Birinci dönemde çok söyledim bu sınıftaki tüm konular temel konulardır. Yani canlıların temel bileşenleri ve hücre konusunu cebinize indirirseniz diğer sınıflarda biyoloji dersinde çok rahat edersiniz. Bu nedenle hazır sömestr tatilindeyken bununla ilgili konu anlatımlarınızı iyi çalışın. Soruları çözmeye çalışın. İkinci döneme daha hazırlıklı olarak başlayalım. Dinamo'dan yani soru bankasından da gelmeniz gereken yere kadar göstereyim gençler. Biz stoplazma ve çekirdek kısmını bitirdiğimiz için sayfa 105, 107 ünite testleri de dahil olmak üzere soruları yapabilirsiniz. Yani sayfa 110'a kadar yapamadığınız hiçbir sorunun kalmamış olması gerekiyor diyeyim. Gençler böylelikle dersimizi bitiriyorum. Hemen ödüllü soruyu gösteriyorum. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Ödüllü soruya cevaplarınızı yorum kısmına bekliyoruz.